Müslüman Ahmediye cemaatinin başında Hazreti Mehdi'nin halifesi olan bir imam bulunmaktadır. Ve bu cemaatin her üyesi ona tabidir. Bugün tek bir liderin emri altında İslamiyet'i dünyaya yaymaya çalışmak, Müslümanlar arasında bir tek Müslüman Ahmediye cemaatine mahsustur. Ve bu cemaat bu özelliğinden dolayı böbürlenmeyip, tek imamın emri altında acizane bir şekilde İslamiyet'e hizmet etmektedir. Ben bütün dünya Müslümanlarına seslenerek herkesi bu cemaate katılmaya davet ediyorum. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğunu da hatırlatıyorum. فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُ وَبَايُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّلْجِ فَاِنَّهُ خَلِيفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِ Mehdi Resulü gördüğünüz zaman karlar üzerinden sürünerek de olsa ona gidiniz ve ona biat olunuz. Unutmayınız ki o Allah'ın hidayet bulmuş halifesidir. Bu rivayet birçok hadis kitabında mevcuttur. Mesela Ebu Davud cilt 2, Babu Hurucil Mehdi, El Müstedrek, Kitabul Fiten vel Melahim sayfa 464. Bugün kalbinde İslam sevgisi bulunan her Müslüman, İslamiyet'i diriltecek ve İslam alemini birleştirecek bir lider aramaktadır. Herkes bir kurtarıcı arayışı içindedir. Kısacası her aklı başında Müslüman, dört gözle gerçek bir imamı beklemektedir. Oysa bu imam çoktan gelmiştir bile. Dinler hiçbir zaman politik liderler, hocalar yahut diktatörler eliyle dirilmemiştir. Bu iş için Allah Celle Celaluhu tarafından seçilmiş insanlar gönderilir. Hiçbir ayeti kerime yahut hadisi şerifte bir diktatörün, bir hocanın yahut bir politikacının İslam'ı dirilteceği ve Müslümanları kurtaracağı belirtilmemiştir. Aksine aynı kaynaklardan her asırda Allah tarafından bir imam ya da müceddidin gönderileceğini, daha sonra en büyük imam olan Mehdi imamın tayin edileceğini öğreniyoruz. O yüzden politik liderlere kulak vermek yerine Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği imamı neden aramayalım? Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam'ın Mesih ve Mehdi olduğuna dair iddiasının doğruluğunu kanıtlayan deliller çoktur. Birkaç tanesini özet olarak şöyle sıralayabiliriz. Kendisine çoklukla gayıptan haberler verildi. Gaybı bilen ancak Yüce Allah'tır. O birçok konuda Hazreti Mirza Gulam Ahmed'e daha sonra gerçekleşecek olan hadiseler hakkında önceden bilgi verdi. Hazreti Ahmed Aleyhisselam da önceden o hadiselerin cereyan edeceğini bütün insanlara bildirdi. Nitekim o hadiseler önceden bildirildiği gibi olağanüstü bir şekilde vuku buldu. Mesela Dünya Savaşı, Rus çarının acınacak duruma düşmesi, Bengal'in ikiye bölünmesi, İran, Kore, Japonya ve Afganistan'ın kötü kaderi ve benzeri aynen önceden haber verdiği şekilde vuku buldu. Kendisine çok bilgili bir erkek çocuk verileceğini önceden haber verdi. Bu çocuk önceden verdiği habere göre doğdu ve daha sonra ikinci halifesi seçildi. Keza önceden bildirdiği şekilde çok bilgili olduğunu da ispat etti. Aynı şekilde Hazreti Ahmed Aleyhisselam'ın önceden yazdığı habere uygun olarak çok uzun ömüre ulaştı. Hindistan'da veba salgını varken kendisinin ve gerçek yandaşlarının aşı olmayacaklarını bu konuda Yüce Allah tarafından İnni uhafizu kulle men fiddari her kim senin evinde olursa onu ben koruyacağım diye kendisine bir garanti verildiğini önceden haber verdi. Eddar kelimesiyle kastedilenin yalnız maddi evi olmadığını bilakis kendi talimatlarının murat edildiğini beyan etti ve talimatlarına uyanların veba salgınından korunacağını önceden yazdı. Nitekim verdiği haberler doğru çıktı. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Nuh'un gemisi, orijinal adıyla Keşti-i Nuh adlı eserine müracaat edilebilir. Sadullah adlı düşmanının çocuksuz öleceğini de önceden bildirdi. Verdiği bu haber de doğru çıktı. Yüce Allah Celle Celaluhu tarafından kendisine şu kelimelerin ilham edildiğini yazdı. يَنْتِكُ مِنْ آبَائِكَ وَيَبْدَوُ مِنْكَ Senin atalarının nesli sona erdirilecek. Yeni nesil artık senden başlayacaktır. Hazreti Ahmed Aleyhisselam kendisine indirilen bu ilhamı şöyle izah etmiştir. Bu aile bu bölgede çok şöhret kazanmıştı. Ancak Yüce Allah Celle Celaluhu bu saygınlığın yalnız maddi durumla sınırlı kalmasını istemedi. Çünkü dünyanın saygınlığının
Yersiz büyüklük taslamak, kibirlenmek ve kendini beğenmekten başka hiçbir neticesi yoktur. Onun için Yüce Allah Celle Celaluhu şimdi pak vahyinde bana söz vermektedir ve benimle muhatap olarak şimdi bu aile rengini değiştirecektir ve bu ailenin bütün üyeleri artık senden başlayacaklardır. Geçmişlerin zikri dahi artık sona erdirilecektir buyurmuştur. Hakikatül Vahiy Ruhani Hazain Cilt 22 Dipnot Sayfa 80. Şimdi Hazreti Ahmet Aleyhisselam'ın vefatı üzerinden bir asır geçmişken önceden verdiği bu haberin doğru çıktığını müşahede etmekteyiz. Gördüğümüz gibi atalarının nesli sona ermiştir ve var olan nesil ancak ve ancak kendisinindir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatan ve İslamiyet'i küçük düşürmeye ve batıl bir din olduğunu yaymaya çalışan Lekram adlı Hindu lider, Hazreti Mehdi'nin duası neticesinde ve önceden bildirdiği gibi helak edildi. Lekram, Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Zebur ve İncil'in yapmacık ve sahte olduğunu, buna mukabil Hazreti Mesih-i Mevud aleyhisselam bütün bunların Yüce Allah tarafından olduğunu savunuyordu. Hazreti Ahmet aleyhisselam İslam'a, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve diğer peygamberlere dil uzatan Lekram adlı bu Hindu'ya, "Ey akılsız ve sapık düşman! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanlarını paramparça eden kılıcından kork!" Keza Hazreti Mehdi aleyhisselam bu Hindu'ya ölümünün bir bayramın hemen arkasından olacağını da bildirdi. Ve bu konuda Yüce Rabbim Celle Celaluhu bana müjde vermiştir. O bana müjde vererek Lekram'ın ölümü hakkında haber vermiştir. Sen onun ölüm hadisesini bayram günü göreceksin. Bayram günü onun ölümüne pek yakın olacaktır diye onu uyardı. Ancak Lekram çirkin iş ve hareketlerinden vazgeçmedi ve Hazreti Ahmet Aleyhisselam'ın önceden haber verdiği gibi 6 Mart 1897 Cumartesi günü helak edildi. Hazreti Ahmet Aleyhisselam'ın 5 Mart 1897 Cuma günü Müslümanlar Ramazan bayramını kutladılar ve ertesi gün Lekram bilinmeyen birisi tarafından öldürüldü ve katili de bütün aramalara rağmen bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dovi adlı bir papaz, Zion adlı yeni bir şehrin temelini atarak orada bir merkez kurmuştu. Bu papaz da İslam dininin batıl olduğunu propaganda ediyordu. Sonunda Müslüman Ahmediye cemaatinin kurucusu Hazreti Ahmet Aleyhisselam ile mübahaleye girdi ve felce yakalanarak helak edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan çağdaş gazeteler, Griat İz Mirza başlığı altında Hazreti Ahmet'i methettiler ve önceden verdiği haberin doğru çıktığını, mübahale diyalesunda zafere ulaştığını yazdılar. Burada gayb bilgisinin bu derece yüce bir şekilde ancak Yüce Allah'ın Resullerine bahşedildiğini de hatırlatalım. Bu konudaki iki ayeti kerime şöyledir. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُدْلِعَكُمْ عَنِ الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Allah size gaybı bildirecek değildir. Ancak O, gaybı bildirmek üzere Resulleri arasından dilediğini seçer. Onun için Yüce Allah'a ve O'nun peygamberlerine iman edin. Eğer inanır ve takvayı benimserseniz, size çok büyük mükafat verilecektir. Maide Suresi Ayet 180. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ehaden illa men irteza min rasulin. Gaybı bilen ancak odur. Ancak o kendi gayb bilgisinden kendisinin seçtiği rasuller dışında hiçbir kimseye bilgi vermez. Cin Suresi Ayet 27-28. Bunlardan anlaşıldığına göre Allah'ın gönderdiği imam gelmiştir. Ben bunu her Müslümana müjdeliyorum. Kurtarıcı gelmiştir. Artık onu kabul edip etmemek her insanın kendi isteğine bağlıdır. Ben her Müslüman kardeşime müjdeyi verdim. Onu benimseyip benimsememek artık herkesin kendi vicdanına kalmıştır. Sözüme Ahmet Hazretlerinin şu kelimeleriyle son veriyorum. Gök ile yeryüzünün sahibi olan Allah'ımı tanık ederek söylerim ki, ben onun tarafındanım ve o mucizeleriyle hakkımda tanıklık etmektedir. Eğer birisi ilahi mucizeler bakımından benimle başa çıkabilirse o zaman ben yalancıyım. Eğer dualarının kabul edilmesi bakımından birisi benimle boy ölçüşebilirse o zaman da ben yalancıyım.
Eğer Kur'an'ın ince noktalarını ve derin manalarını belirtmek konusunda benimle eşit çıkabilirse, o zaman yine ben yalancıyım. Eğer gizli bulunan gayb haberleri ve Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi yapabilme kuvvetiyle önceden benim vasıtamla belirlenen sırlar konusunda benimle yarışa girebilirse, o zaman da ben Allah tarafından değilim. Erbain bölüm 1 sayfa 3-4, Ruhani Hazain cilt 17 sayfa 343-344 ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Müjde Doktor Muhammed Celal Şems, İslam International Publications Limited.